üçüncü dönem yapacağız. Üçüncü dönem yapacaksın. Evet, son kez ve üçüncü dönem yapacağız. Niye öyle bir tüzükte şey mi var? Tüzükte yok ama arkadaşlara öyle konuştuk. O şartları da kabul ettim. Seneye bir dahaki dönemde inşallah gençlere devredeceğiz. Kaç üyemiz var kayıtlı? 84 üyemiz var. Kayıtsız üyemiz var mı? Kayıtsız üyemiz de var. Kayıt olmayan ya da istifa eden 10 kişi geçmez. Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu'nda Kuyumcular Derneği'nin 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrası mevcut Başkan Nuri Koç güven tazeleyerek 3. dönemine girdi. En önde gelen sorunu Kocaeli özelinde değil, Türkiye genelinde söyleyelim. Peki. Her ne kadar Nisan ayında çıkan yönetmelik çıktı ise de 1 Ocak'ta geçerli olacak. Kuyumculuk yetki belgesi alamayan kuyumculuk yapamayacak. Onun şartları da ilgili meslek odasına kaydolması ve en az 5 yıl kuyumcu dükkanında çalışmış, SGK'lı çalışmış ve dolayısıyla ustalık belgesi olması gerekiyor. Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, genel kurulu yeniden başkanlığını ve kuyumcuların sorunlarına bulacak çözümü TV41 mikrofonlarına anlattı. Kuyumcuların eğitimi İstanbul'da var, kuyumcu lisesi var, altın lisesi var ama bu işin eğitimi sahada, çıraklıktan, ustalıktan gelen bir eğitim süreci var. Ama birçok yerde artık kuyumculuk eğitimiyle alakalı çalışmalar yapılıyor ama bizim üyelerimize de akşam kongrede söylediğimiz en büyük hedefimiz Kocaeli Kuyumcular Derneği olarak geniş bir büro temin edip o büroda kuyumcularını eğitme adına hem taş tanıma hem altını burada alırken altın tanıma noktasında Kuyumcu Akademi diye bir akademi kurup tüm çalışanlarımızı orada eğiterek ondan sonra kuyumcuda çalıştırmayı içine alan bir çalışma yapacağız. Bununla alakalı bu önümüzdeki dönemde bununla alakalı geniş çaplı belli bir çalışma yapacağız. Dövizi bozdursun mu vatandaş? Altını bozdursun mu? Şöyle, lazımsa bozdursun. Ben her zaman şunu söylerim tüketiciye, müşterilerime. Yani altınım var, çıktı, bozayım. Yani böyle bir şey yok. Yani biz bugün sattım, 3 gün sonra aldım, kâr ettim. Kısa vadede diyorsunuz. Kısa vadede mümkün değil, zarar edersiniz. Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yeni dönemde, 3. dönemi seçildi ve son dönemim diyor. Bundan böyle arkadaşlar devam etsinler. Ama yapacağımız tek önemli işte hemen bir odaya, derneğe ait bir eğitim merkezi açmak. Kuyumculuğu, kuyumu ve mücevheratı tanınma ve değerlendirilmesini burada eğitimi verilecek diyor. İşte bu eğitimi alan kişiye verilen belgeyle hem istediği yere çalışabilecek ve bir de iş yeri açabilecek. 1 Ocak'ta itibaren yasa bunu öngörüyor. Ahmet Sezgin, Tekrar Haber, Kuyumcular Derneği.